Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bilim adamları durmadan, çılgınca şeyler üzerinde çalışıyor. Şimdi ise Semender adında, bir hayvan bulunmakta ve bu hayvan vücudunun neredeyse her tarafını yenileyebiliyor. Bilim adamları ise, bu hayvandan yararlanarak insanların da, organlarının ve diğer kaybettiği uzuvlarını, yenileyebilmeyi amaçlıyor, yani ölümsüzlük demek oluyor. Hatırlarsanız Lokman Hekim, tarafından ölümsüzlük bulunmuştu ama kullanamadı. Yani bilim adamları bunu gerçekleştirirse, kıyamet bu sefer başımıza gelebilir. Çünkü ölmeden kimse ahirete ulaşamaz. Semenderler, doğada yaşayan en ilginç ve en dayanıklı canlılar, listesinin en üst sıralarında yer alıyorlar. Semenderler, hiç beslenmeden uzun zaman yaşayabiliyorlar ve hatta vücutlarının büyük bir kısmını yenileyebiliyorlar. Bu önemli özellikleri nedeniyle bilim insanları, uzun bir zamandır semenderler üzerinde çalışmalar yürütüyorlar. Yapılan yeni bir çalışmada, vücudunun büyük bir kısmını yenileme yeteneği olan, bir semender türü olan aksolotların gen haritası çıkarıldı. Kentucky Üniversitesi'nden bilim insanları, semenderin genomunu dizmeyi başararak, semenderlerin yeteneklerini insan sağlığı alanındaki gelişmeler için kullanmak istiyorlar. Geliştirilecek yeni genetik tedavilerle, insanların eksik uzuvlarının yeniden üretilebileceği düşünülüyor. Kentucky Üniversitesi'nden araştırmacılar, aksolotlarla ilgili yaptıkları açıklamada, hayvanların hemen hemen bütün vücutlarını yenileyebildiklerini belirttiler. Araştırmacılardan Randall Voss, yenileyemeyecekleri herhangi bir vücut parçası bulmak zor. Uzuvlar, kuyruk, omurilik, göz ve hatta bazı türlerde beynin yarısı yenilenebiliyor dedi. İnsan genomunu dizmek bilim dünyasında oldukça yaygın hale geldi. Ancak aksolotların genomu, insan genomundan 10 kat daha uzun olduğu için bilim insanları genomu dizerken yeni teknikler geliştirmek zorunda kaldılar. Aksolotlun genom dizilimini elde eden araştırmacılar, bu noktadan sonra hayranlık uyandıran bu hayvanın vücut parçalarını nasıl yenileyebildiği üzerinde çalışmaya başlayacaklar. Araştırmacılar, bu araştırmadan elde edecekleri sonuçları, ileride insanların uzuv kayıplarında ve hastalıklarda kullanabilmeyi umuyorlar.